Medya Haber'den merhaba. Tüm Türkiye ve Kürdistan halkları başta olmak üzere Orta Doğu halklarına geçmiş olsun diyerek başlayalım. Bugün sabah saat 04:17'de büyük bir depremle uyandı insanlar. Şimdiye kadar net sonucu da bilmiyoruz. Yapılan açıklamalar var. En son Sağlık Bakanı can kaybının 1651'e ulaştığını söyledi. Ama bundan çok daha büyük rakamlara ulaşacağına dair söylemler de var. Yıkılan binlerce bina var. Çok büyük bir coğrafyayı etkilemiş. Birçok ülkeyi etkilemiş. Bu depremi konuşacağız. Bu depremle ilgili gelişmeleri konuşacağız. Neler yapıldığını konuşacağız. Alanlarda kimlerin hangi tabloyla karşı karşıya olduğunu konuşacağız. Konunun uzmanlarıyla değerlendirmelerimiz olacak. Özel yayınımızda konuklarımızla bu konuyu konuşacağız. Konuklarımı ben size tanıtarak başlamak istiyorum. Hüseyin Alan, Jeoloji Mühendisleri Odası Genel Başkanı. Hoş geldiniz yayınımıza. Yine Naci Sönmez, HDP eş Genel Başkan Yardımcısı, aynı zamanda Ekoloji Komisyonu'ndan sorumlu eş Genel Başkan Yardımcısı. Siz de hoş geldiniz Naci Hocam. Ve SES eş Genel Başkanı Gönül Adıbelli bizlerle beraber. Kısa bir süre sonra gazeteci arkadaşımız İrfan Ak'tan da bize katılacak. Ama Hüseyin Hoca Sayın Alan bir başka yayına katılacağı için biz hemen onunla başlayalım istiyoruz. Hocam, doğrusu büyük bir deprem, büyük kayıplar var, büyük yıkımlar var. Bununla ilgili son gelen rakam 1651 kişinin canını kaybettiğine dönük. Önce sizde durum ne? Bu konuyla ilgili size ulaşan bilgiler ne? Çünkü çabalarınız var, bilgi alıyorsunuz. Doğrusu bu konuyla ilgili hangi bilgiler var sizde? Özellikle depreme dönük yıkıma ilişkin neler söylenebilir? Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Ben de bu sabah 5.30'da kendim de Dersimliyim, Tunceliyim. Oradan akrabalarım, ailem aradı. O şekilde haberdar oldum. Ta işte Dersim'den başlayıp Hatay'a kadar devam eden bir zonda, özellikle Doğu Anadolu fay üzerine oturan kentlerimizin neredeyse büyük bir bölümünde büyük bir acının ve yıkımın olduğunu görüyoruz. Ben öncelikle yaşamını yitiren bu depremde vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına sabırlar diliyorum. Tabii ki yaralılar var, onlara acil şifalar diliyorum. Binlerce kişinin de en azından tahmin ediyoruz hala enkaz altında bulunduğunu da biliyoruz veya öyle tahmin ediyoruz. Umut ediyoruz arama kurtarma çalışmaları sonucunda bu vatandaşlarımıza canlı olarak kavuşabiliriz diye temenni ediyorum. Acı bir olay. Gerçekten de son 100 yıllık tarihe bakıldığında Cumhuriyet tarihinin ta 1900'den beri kayıtlar alınıyor düzenli. Bugüne kadar yaşanan özellikle 1939 Erzincan depreminden sonra bu toprakların gördüğü en büyük depremlerden birini, bir de aynı gün iki tane, biri 7.4 afetin açıklamalarına göre, biri de 7.6 büyüklüğünde bir depremi aynı gün yaşamak zorunda kaldı. Bize gelen bilgiler açısından bakıldığında Urfa'da, Diyarbakır'da, Elazığ'ın bazı bölgelerinde, Malatya'da, Maraş'ta, Adıyaman'da, Hatay'da, Adana'da ve Osmaniye'de ağır hasarların olduğu görülüyor. Yapılan ilk açıklamalara göre bugün şimdiye kadar yapılan tespitlere ki tespitler devam ediyor biliyoruz. 3500'e yakın binanın yıkıldığı anlaşılıyor. Bunlar bu tabii, resmi açıklamalar değil mi hocam? Bu resmi açıklamaya göre son yapılan açıklama bir yarım saat önce filan yapıldı. Fehim Bey yani 3500'e yakın şu ana kadar yıkılmış bina tespit edilmiş durumda.
Tabii bu sayı arttıkça olası can kayıplarının sayısının da artacağını tahmin etmek zor değil diye düşünüyorum. Tabii bu bölgede sosyoekonomik durumunu sizler de benim gibi yakından takip ediyorsunuz. Genelde düşük gelir gruplu, fakir halk kesimlerinin yaşadığı bölgeler, Güneydoğu Anadolu bölgemiz veya kırsal kesimde yaşayan bu alanlar. Tabi bu alanların bu sosyoekonomik durumundan da kaynaklı olarak yaşadıkları mekanların uygun mühendislik hizmeti görmediği, bu yapıların birçoğunun ruhsatsız olduğu, birçoğunun teknik hizmetlerden yani teknik hizmet görmediğini hepimiz biliyoruz. Zaten sadece teknik hizmet görmeyenler değil, teknik hizmet gören çok sayıda yapının yıkıldığını da maalesef bize gelen bildirimler bunu gösteriyor. Çok sayıda kamu kurumunun yıkıldığı veya ağır hasar aldığı görülüyor. Yollar, köprülerde hasarlar var, yıkılmalar söz konusu. Altyapı tesisleri özellikle bu kar kış gününde tabii ki insanların orada barınma sorunun yanında ısınmayla ilgili sıkıntıları var. Yani doğalgaz kesintisinden kaynaklı olarak özellikle Maraş-Antep arasındaki doğalgaz hattında ağır hasarlar olması nedeniyle işte gaz kesintisinden kaynaklı ısınma problemleriyle karşı karşıya bu soğuk kar kış gününde. Yine altyapı tesisleri açısından kanalizasyon suyuyla ilgili bazı sorunların olduğu anlaşılıyor. Bazı hastanelerin doğrudan ağır hasar görmesi, bir kısmının yıkılması, İskenderun gibi insanların sağlık sorunlarına ilişkin sıkıntılar var. Hatay gibi ağır hasar alan bölgelerde havalimanının doğrudan Amik Ovası'nın göl alanı üzerine inşa edilmesi, bu yetmezmiş gibi orada Dirifay da geçiyor. Bunun üzerine inşa edilmesi nedeniyle havalimanının kullanılmaz hale gelmiş olması nedeniyle özellikle ilk yardım veya acil durumlara ilişkin bazı sıkıntıları en azından yaşanacağı görülüyor. Çevre illere bu sevkiyatlar söz konusu. Demir yolların bazılarında hasarlar var arkadaşlar. Özellikle bu Maraş-Narlı bölgesindeki demir yolu hatlarının bir kısmı fay hatları üzerine oturması nedeniyle bunun getirdiği deformasyonlar var. Demir yollarının ulaşımında önemli sıkıntılar var. Yani sonuç itibariyle bölgeye yardım, ilk yardım veya işte acil durum ekiplerinin ulaştırılmasında bazı sıkıntıların yaşandığı görülüyor arkadaşlar. Tabii 3500'e yakın binanın yıkılması nedeniyle Türkiye'deki arama kurtarma birlikleri... Hocam ben araya giriyorum Hüseyin Hocam, lütfen kusura bakmayın. 3500 sadece sadece ulaşılan yerlerde tespit edilen, sabahtan haberleri izliyoruz, birçok yerden, farklı kaynaklardan haber alıyoruz. Daha henüz ulaşılamamış birçok alan var, özellikle kırsal alanda. Aynı bilgiler bize de geliyor. Birçok yerleşim birimine henüz ulaşılmadığı, herhangi bir hasar tespitinin yapılmadığı, enkaz kaldırma, enkaz olup olmadığı konusunda yeterli bilginin bulunmadığı konusunda bizlere de bölge temsilcilerimiz, il temsilcilerimiz vasıtasıyla bilgilendirmeler yapılıyor. Doğrudur. Yani bu dediğim gibi sayının sürekli artması, yıkılan bina sayısının sürekli güncellenmesi zaten bu tespitlerin hemen o dakika yapılmadığını da gösteriyor. Yani bu tabii bir süreç alıyor, bunu biliyoruz ama yıkılan bina sayısının bu kadar fazla olması tabii ilk 72 saat biliyorsunuz arama kurtarma çalışmalarında kritik saat. Yani içinde geçtiğimiz saatler en önemli saatler. O yüzden öncelikle yıkık yani enkaz durumuna geçmiş binalardaki o enkaz altında kalan yurttaşlarımızın canlı veya cansız hızlı bir şekilde ulaşılması ve onların durumların öğrenilmesi gerekiyor. Yani en elzem durum bugün bu olduğunu düşünüyorum. Arama kurtarma birlik sayılarının yetersiz olduğu görülüyor. Uluslararası çağrılar yapıldı ama hani ne kadar karşılık buldu bunu bilmiyoruz. Biz tabii yıllardır buna ilişkin düşüncelerimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz. Belki sizler soru sorarsanız ne tür çalışmalar yaptığımızı da ifade ederim.
tam bu noktada sizinle biraz sonra ayrılacağımız için, başka bir yayına katılacağımız için şunu da sorayım, onu da yanıtlarsanız sevinirim. Uzun yıllardır uzmanların, sizlerin uyarılarını hep dinledik. Bir şekliyle uyarılarınızı her noktada söylediniz. Aslında burada belli. Deprem öldürmüyor. Asıl öldüren duyarsızlıktır, devlettir, devletin tutumudur. Bu anlamda uyarılarınızın dikkate alınmamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Şunu hatırlatarak sormak istiyorum. Yani Japonya bir deprem bölgesi. Bundan daha büyük depremler çok daha sık yaşanıyor. Ancak bu türden bir felakete neden olmuyor. Nedir? Uyarılarınızı niye dinlemezler? Asıl nedeni nasıl değerlendirmek gerekir? Şimdi asıl nedenini aslında hepimiz çok iyi biliyoruz. Bizim ülkemizin kentsel alanları maalesef beton lobisinin istemleri çerçevesinde ranta ve talana teslim edilmiş durumda. Yani bir yerin dere yatağı olması, bir yerin faiz onu geçmiş olması, bir yerin kaya düşmesi tehlikesi riskiyle karşı karşıya bulunması bizim insanımız için veya beton lobisinin inisiyatifine terk edilmiş bu imar, rantı, talanı, yapı üretim süreçleri kimsenin umurunda değil. Yani 3 can ölmüş, 100 kişi ölmüş, 500 kişi ölmüş. Bu kimse umursamıyor. Yani biz kentlerimizi, yerleşim yerlerimizi maalesef ranta ve talana teslim etmiş durumdayız. Bu ister İzmir'de olsun, ister Hakkari'de olsun hemen hemen aynı, değişen bir şey yok. Bu kültür böyle bir alışkanlık yaratmış durumda. Birinci en önemli sorunun bu olduğunu düşünüyorum. Yani bakış açımızın, zihniyetimizin hastalıklı bir zihniyet olduğunu, kentlerimizi bir afetler karşısında, özellikle doğa kaynaklı afetler karşısında birer risk havuzu haline getirdiğimizi artık hepimiz görmeliyiz diye düşünüyorum. Birinci bence tespitimin bu olduğunu düşünüyorum. İkincisi, Japonya ile biraz önce kıyasladınız. Bakın Japonya'da son 50 yıldır afetlerle ilgili merkezi idare bünyesinde bir bakanlık var. Afet Bakanlığı var. Biz burada küçük küçük genel müdürlüklerle, başkanlıklarla Türkiye'nin afet sorunlarını çözebileceğimizi düşünüyoruz. Bakın İçişleri Bakanlığı'na bağlı bir afet başkanlığımız var. Bu bir koordinasyon eşgüdüm birimi olarak oluşturuldu. Yetersiz, insan kaynağıyla yetersiz, altyapısıyla yetersiz, yönetsel anlayışıyla yetersiz, her şeyle yetersiz. Jeoloji Mühendisler Odası olarak özellikle 2020 yılında Erzincan depreminden sonra bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi de dahil olmak üzere biz bunu gündeme getirdik ve acilen Türkiye'nin merkezi idare bünyesinde afet, acil durum ve iklim değişikliği bakanlığını kurması gerektiğini ifade ediyoruz. Bakın son 2 yılda Fehim Bey, Covid-19 da doğa kaynaklı afet olarak kabul ediliyor. Yangınlar doğa kaynaklı afet olarak kabul ediliyor. Bu ülke 200 bin yurttaşını kaybetti son 3 yıl içerisinde, bakın 2,5 yıl içerisinde. 60 ile 100 milyar dolar arasında bir ekonomik kaybın olduğunu ben söylemiyorum, Cumhurbaşkanı ifade ediyor. Şimdi bu kadar önemli bir toplumsal sorunu görmezden gelmek olur mu? Bir bakanlığı bile yok ya. Yerel idareler bünyesinde afet ve risk azaltma daire başkanlığı yok. Gidiyorsun 50 tane daire başkanlığı var. İtfaiye var, zabıta var, sağlık var, çevre var. Var da var. Peki bu kentlerimiz risk havuzu halindeyken niye bir daire başkanlığı yok yerel idareler bünyemizde? Niye kentsel afet risklerimizi azaltmak konusunda yeterli çabamız yok? Bakın bugün Türkiye'nin ihtiyaç olduğu, bugün Hatay'da, Osmaniye'de, Maraş'ta enkaz altında olan insanlarımız bir arama kurtarma timi bekliyor. Bakın itfaiye daire başkanlığımızı yıllardır müdahale daire başkanlığı haline getirilsin. Buralardaki insan kaynağı, altyapı geliştirilsin, müdahale edebilsin bir afetten esnasında. Buradaki yapılar maalesef buna ilişkin tek düzenlemede yapılabilmiş değil. Yani kurumsal altyapımız yetersiz ve bunu geliştirme konusunda da kimsenin umrunda değil. Ne yerel idarelerin ne merkezi idarenin maalesef umrunda olmadığını düşünüyoruz. Yine burada mevzuatsal altyapımız yetersiz. Yani bizim afetler kanunu, en yeni kanunumuzu 1959 yılında. Ya onun üzerinde dünya onlarca bilimsel araştırma yaptı, geliştirdi.
mevzuatsal altyapımız fecat durumda. İnsanlarımız afetleri bir olgu olarak görmüyor. Yani toplumu etkileyen bir olgu olarak görmüyor. Gelip geçici bir olgu olarak görüyor. O yüzden toplum olarak, yani toplum ekonomik, sosyal, eğitsel olarak bu afetlere hazır hale getirilmiş değil. Sonuç itibariyle devletin çok da bugünkü kamu yapısının diyeyim, kamu kurumlarının çok da ilgilenmediği, yeterince ilgilenmediği, en azından o şekilde ifade edeyim, bir yapılanma söz konusu. Bunun mutlaka değiştirilmesi lazım. Bakın, o da olarak 2020 yılında Elazığ depreminden sonra faiz onları üzerine oturan 24 kentimiz, bakın bunların çoğu büyükşehir niteliğinde, 100'ü aşkın ilçemiz, 500'ü aşkın mahalle veya köy yerleşim birimiz doğrudan faiz onun üzerine oturuyor. Bir fay yasası çıksın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gibi, 27 Avrupa ülkesinde olduğu gibi, 90'lardaki gibi bir düzenlememiz olsun diye yasa tasarısı teklifi hazırladık. Bunu Cumhuriyet Halk Partisi grup önergesi olarak verdi. HDP'den çok sayıda milletvekili arkadaşımızla görüştük. Onlar yine grup önergesi şeklinde bu düzenlemeyi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yasalaşsın diye verdiler. Bazı AKP milletvekilleri, MHP milletvekilleri bireysel teklif olarak bu tasarıyı sundular. Yani işte Bitlis milletvekili, HDP milletvekilimiz buna en yakın, Sayın Gaydalı yakın şahittir ki bunu da teklif olarak sunan insanlardan biridir. Tüm bu çalışmalara rağmen bakın, bütün mecliste grubu bulunan siyasi partiler bunu bir yasa düzenlemesi haline getirilmesi gerektiği konusundaki düşüncelerini ifade ettiler. Peki geldi de İçişleri Bakanı iki kez basının önünde evet fay yasasını getireceğim, düzenleyeceğim, buna bu alanlara ilişkin tedbir alacağım diye medya önünde beyanda bulundu. Geçen 3 yıllık içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bu konu geldi mi? Hayır. Grupların verdiği önergeler komisyona geldiğinde ne yaptılar biliyor musun? AKP ve MHP reddetti arkadaşlar. Yani şimdi fayın üzerine oturan Hatay yıkılmış. Maraş neredeyse yok olmuş. Osmaniye'de ağır hasarlar var. Bingöl'ü zaten eskiden beri biliyorsunuz. Artık ilçeleri saymıyorum. Yani Doğu Anadolu üzerinde, fay üzerine oturan onlarca yerleşim yeri fecat durumda. Bunun sorumlusu kim? Yani bunun sorumlusunun birini çıkıp bir sorumlu ortaya çıkması lazım. Biraz önce ifade ettim. 3500'e yakın bina yıkılmış. Bunlara ruhsat veren bir tane belediye yetkilisi bugüne kadar tutuklanmış mı bu Türkiye'de? Hayır. Bir fenli mesul sorumlu ortaya çıkmış mı? Hayır. Peki bir ruhsat veren kişinin sorumluluğu yok. Projeyi hazırlayan sorumluluğu yok. Belediyenin yok. Kamu kurumları yasal mevzuat düzenlemelerini yapmıyor. Kentlerimiz afet riski açısından tamamen risk havuzuna dönmüş kentlerde yaşar hale gelmişiz. Biz peki olası bir depremde, afette kendi insanımızı nasıl koruyacağız? Buna bizim cevap vermemiz gerekiyor. Ben hani fay yasasını örnek olsun diye verdim. Düşünün, 4 siyasi parti bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu yasa çıksın diye öneri verdi. Kimisi grup önergesi haline geliştirdi, verdi. Ama 3 yıldır sesle de yok. Komisyon görüşmelerinde de maalesef reddedildi. Böyle bir ülkede yaşıyoruz. Yani deprem olduğu zaman herkes halkın yanındayız diye çığırtkanlık yapıyor. Ama 3 gün sonra unutuluyor. Halk kendi acılarıyla baş başa bırakılıyor. Böyle bir tabloyla, böyle bir manzarayla karşı karşıya olduğumuzda ifade edelim. Peki. Bakın, peki çok... Ben son Fehmi Bey, buyurun, 3 son... tane rapor göstereceğim size. Bunların bu Maraş raporumuz. Maraş'ın depremselliğiyle ilgili ayrıntılı bir rapor hazırladık. 2.03.2021 tarihinde Cumhurbaşkanı dahil Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne grubu bulunan siyasi partilerin tamamına, Maraş milletvekillerin tamamına, Maraş Büyükşehir Belediye Başkanı'na, Maraş Valisi'ne, ilgili bakanlıkların tamamına yazı yazdık. Dedik ki
Türkoğlu veya işte bugün Pazarcık segmentinde meydana geldi bu deprem. 7.4 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeli var bunun. Lütfen tedbirinizi alın diye raporumuz burada duruyor. Bu Hatay'ın raporu. Yine 8.2.2021 tarihinde yazmış, Cumhurbaşkanı dahil bütün kurumlara yazdık, gönderdi. Bu odamızın web sayfasında var. Bu Osmaniye'nin raporu. O yetmiyor. Ya bu kötü zeminlere bina yapıyorsunuz. Yasal mevzuatını uygulamıyorsunuz. Yapı denetimlerinde zemin etütlerinin denetimini gerçekleştirmiyorsunuz diye 3 ay önce Antep Nurdağ depreminden sonra ve Maraş valiliklerine yazı yazmışız. Bunlar resmi yazılarımızdır. Jeoloji mühendisi olarak tabii bundan zevk alıyor değiliz arkadaşlar. Türkiye'nin depremselliği, afetler karşısındaki zayıflığını biliyoruz ve çok da iyi farkındayız. Bu konuda bir meslek örgütü olarak da kamusal sorumluluğumuz gereği bu uyarılarımızı yerel idarelere, milletvekillerimize, işte ilgili bakanlara, Sayın Cumhurbaşkanı da dahil olmak üzere iletiyoruz. Ama dediğim gibi kentlerimiz beton lobilerinin rant ve talan politikasına teslim edilmiş durumda. Bununla hep birlikte mücadele etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Peki. Çok teşekkürler Sayın Alan. Yayınımıza katıldınız. Bir başka yayınınız olduğu için de sizi teşekkür ederek uğurlayalım. Sağ olun. Evet. Ben sizlere teşekkür ediyorum. Gerçekten bu üçüncü katılışım bugün Medya Haber'e. Halkı doğru bilgilendirme konusunda önemli çaba sarf ediyor. Ben hem size Beyim Bey başta teşekkür ediyorum. Hem Naci Bey'i de burada gördüm. En son Tunceli'de dersinde beraberdik. Oradaki madenlerin, kentin yağmalanmaması için en azından düşüncelerimizi Ovacık'ta birlikte dile getirmiştik. Yine diğer arkadaşlara da kolaylıklar diliyorum. Bu acı günde tabii toplumun bu acısı hepimizin acısı. Peki. Umut ediyorum az can kaybıyla bu süreci atlatırız diye düşünüyorum veya öyle temenni ediyorum. Biz de temenni ediyoruz. Çok sağ olun. İyi yayınlar. Teşekkürler. Sağ olun, teşekkürler. Gönül Hanım, isterseniz sizinle devam edelim. Bu arada gazeteci arkadaşımız İrfan Ak'tan da geldi. Sen de hoş geldin İrfan. Doğrusu Hüseyin Bey birçok şeyden söz etti ama ben tekrar ilk başlığımıza dönerek yaşanan depremi konuşmak istiyorum. Çok ağır bir deprem ve gerçekten de çok büyük acılara da neden olan bir deprem. Özellikle sizin alanınızı ilgilendiren, sağlık emekçileri alanını ilgilendiren noktalardan da hiç iyi haberler gelmiyor. Yani en sağlam olması gereken hastanelerde çok ciddi yıkımlar var. Sağlık hizmetleri çok sağlıklı bir biçimde götürülemiyor ve dolayısıyla depremin öldürdüklerinin dışında bir de bu tür eksikliklerden yaşanan ölümler var. Siz ne dersiniz? Özellikle sağlık alanında depremde neler yaşanıyor? Sizde ne bilgiler var? İyi akşamlar. Hayatını kaybeden insanlara, yakınlarına başsağlığı, yaralılara da acil şifalar dileyerek başlamak istiyorum. Evet, biz de bugün saat sabahın 4.30'dan bu yana depremle uyandık. Arkadaşın dediği gibi bizler de kendi yakınlarımızdan bunları haberini aldık deprem olduğu ile ilgili. Bunun üzerine doğal olarak bizler de işte illerdeki şubelerimize ulaşmaya çalıştık. Özellikle deprem bölgesindeki arkadaşlarımıza ulaşmaya çalıştık. Çoğuna ulaşabildik. Hepsi de zaten ilk depremin şokuyla hani durumlarını az çok bizimle paylaştılar. Bunun üzerinden daha sonra da bizler hem TTB ile ve diğer sağlık meslek örgütleriyle birlikte hem de Ankara'da genel merkezde KES'le birlikte bir kriz masası oluşturduk.
illerden gelen bilgiler doğrultusunda bununla ilgili ne yapabileceğimizi planladık. Sağlık sistemi evet gerçekten de depremle birlikte zaten bunu Covid'le birlikte de aslında görmüştük, yaşanmıştık, tanık olmuştuk. Sağlık sistemi şu anda bu tür durumlarda ihtiyaca cevap verebilecek bir durumda değil. Ya da bu tür zamanlarda gerçekten de birçok eksiklerle beraber biz bu hizmeti sunmaya çalışıyoruz. Şu anda edindiğimiz bilgiler doğrultusunda birçok ile ne yazık ki hem iklim şartlarından kaynaklı hem de ulaşımdan kaynaklı birçok ile birçok yaralıya halen hizmet gidememiş, halen hizmet ulaşmamış ve bize ulaşılıyor. İşte yaralımız var, şuraya ulaşabilir misiniz ya da işte şu kişiye ulaşamıyoruz, nasıl haber alabiliriz diye. Bizler de mümkün olduğunca dediğim gibi kendi şubelerimizdeki, kendi yönetimdeki, aynı zamanda kendi sağlık emekçisi arkadaşlarımız üzerinden bu bilgilere ulaşmaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz uzun zamandır örneğin bizim şu anda en büyük kaygılarımızdan bir tanesi depremle birlikte tekrar gündeme gelecek olan ilaç sıkıntısı. Şu anda zaten uzun zamandır bir ilaç sıkıntısı yaşıyorduk, aşı sıkıntısı yaşıyorduk. Depremle birlikte bu daha da artacak, bu daha da çoğalacak. Bunun kaygısını yaşıyoruz. Kendi arkadaşlarımız hem kendi şu anda orada bulundukları ortamlarda hem depremden etkilenmelerinden kaynaklı hem de bu sağlık hizmetini vermek için canla başla çalışıyorlar. Burada yine sağlık emekçisi arkadaşlarımız özveriyle çalışıyorlar. Oradaki sistemi mümkün olduğunca yaralılara ulaşmaya, oradaki insanlara ulaşmaya bu konuda gerekli olan çalışmaları yürütmeye çalışıyorlar. Ama yetiyor mu? Tabii ki yetmiyor. Çünkü zaten biz hastanelerde, sağlık ocaklarında, diğer birimlerde uzun yıllardır sağlık sisteminin geldiği noktada eksik elemanla, eksik personele çalışıyoruz. Yani üç insan yapabileceği bir işin çoğu işi bir insanla yapmaya çalışıyoruz. Bu da bugün o sorunun daha da büyük bir şekilde ortaya çıkmasına sebep oluyor. Onun dışında bizim gördüğümüz işte gerçekten de çok fazla hani şu anda dolaşan bir kirliliği var. İşte birçok şeyi dediğim gibi bizlere ulaşılıyor ama biz araştırdığımızda bazı şeylerin gerçekten de hani daha çok böyle çalışanların işini engelleyebilecek, onların işte sağlık hizmetini sunabilecek birçok eksikleri de görebiliyoruz. Örneğin insanlar kendi hastalarına ulaşamayınca, yaralarına ulaşamayınca ulaşabilecekleri bir telefon yok. Yani hiç değilse sağlık birimlerinde, sağlık kurumlarında belki en hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi gereken şey böyle bir sistemin oluşturulması. Yine aynı keza biliyorsunuz sizler de gördünüz birçok işte sağlık kurumları, hastaneler ne yazık ki kimisi yıkıldı, kimisi bazı birimleri yıkıldı. Şu anda hani atıl bir durumda. O kurumlarda da sağlık hizmeti sunulamayacak bir noktada. Biraz önce arkadaş zaten anlattı yani bu şeyleri yaparken, binaları yaparken ya da bu kurumları inşa ederken gerçekten de bu tür durumları, bu tür felaketleri öngörerekten bunları yapmak lazım diye düşünüyoruz. Peki. Onun dışında yani hani soracağınız şeyler varsa belki bunun üzerinden Peki biz açabiliriz. Şu anda biz dediğim gibi bir kriz masası oluşturduk. onları TTB'den dolayı konuşacağız Gönül Hanım. Onları konuşalım ayrıca. Daha zamanımız var, vaktimiz var. Bunların tümünü konuşalım. Ben Sayın Naci Sönmez'le devam etmek istiyorum. Depremi duyduğu andan itibaren HDP'den de açıklamalar geldi. Bu konuda kriz masaları oluşturdu. Eylem ve etkinliklerinin bir kısmını iptal etti, erteledi.
HDP cephesinde özellikle depreme ilişkin neler yaşanıyor? Bu konuyla ilgili bizleri bilgilendirse ondan sonra diğer ayrıntılara da geçeriz. Buyurun. Evet, ben de iyi yayınlar diyerek başlıyorum size. Tabii bu sabahtan itibaren hepimizin ifade ettiği gibi sabahın erken saatlerinde şu ya da bu şekilde Türkiye depreme uyandı. Biz de depreme uyandık parti olarak. Elbette bir takım politik faaliyetlerin orta yerinde ülkeye böyle bomba gibi düşen bir felaketle karşı karşıya kaldık. Öncelikle hani şimdi biz öncesinde bilim insanlarının ve birçok kurumun kuruluşun ifade ettiği, tespit ettiği şeyleri elbette bu dönemde yüksek fonda belki hatırlatmayacağız. Belki bunu bugün, bu acının yaşandığı bugün belki fazla konusunu etmeyeceğiz ama bu gerçekliği de pas geçmeden biraz analiz yapmakta fayda var. Yani şu anda karşılaştığımız durum aslında göz göre gelmiş bir durum ve tam bir kriz hali. Yani yönetilemeyen bir süreçle karşı karşıyayız. Biz bugün sabahtan itibaren bu 10 ilimizde farklı illerde vekillerimizi görevlendirerek, öncelikle merkezi kriz koordinasyonunu oluşturarak, vekilleri bu illere yönlendirerek, bölgedeki PM üyelerimizi ve hatta seçim koordinasyonları oluşturduğumuz yapılarımızı bile kriz koordinasyonlarına çevirerek olayı yerinde bizzat ilişkilenerek takip ediyoruz. Ve şu anda gördüğümüz manzara çok vahim bir durumla karşı karşıyayız. Bütün bir coğrafyayı, bu 10 ille de sınırlı değil, Suriye'ye, Rojava'ya kadar uzanan, hatta Mısır'ı bile etkileyen büyük bir Orta Doğu depremiyle adeta karşı karşıyayız. Şu anda ifade edilen ölü sayılarının çok üstünde, binlerce insanın göçük altında olduğu ve çok kritik saatlere girildiği, bir de hava koşullarını düşünecek olursak, yani bu koşullarda o soğuğun altında bu işin artık umutsuz bir duruma gideceği tehlikesiyle karşı karşıyayız. Bunu düşünmek bile istemiyoruz ama bu felaketin altından çok büyük kayıplarla çıkabiliriz. Doğal olarak şu anda ne kadar hazırlıksız olduğumuz, ülke olarak bir deprem karşısında ne kadar yetersiz olduğumuz da gün yüzüne çıkmış durumda. Artık tamamen gönüllülerin, komşuların, işte oradaki duyarlı yurttaşların adeta tek tek tuğla kaldırarak bir insanı, bir canı kurtarmak için mücadele ettiği pratiklere de arkadaşlarımız bugün şahit oldular. Şu anda bizim gruplarımızda, yazışma gruplarımızda, iletişim ağlarımızda bölgelere, illere hareket halinde olan ve harekete geçmek üzere olan onlarca, yüzlerce arkadaşımız hemen hemen seferber olmuş durumdalar. Ama bu yurttaşın tabii kendi şeyiyle, insanların birey olarak bu işe dayanışma göstererek aşılabilecek şeyler değil. Bu çok kıymetli bir dayanışma geliştirilmesi. Böyle zamanlarda bir kenetlenme haline sahip olabilmemiz çok iyi. Ama bunun esas olarak bir kamu tarafından, kamu düzenimiz tarafından, devlet tarafından, kurumlar tarafından çok çabuk bu konularda koordinasyonun sağlanabildiğini görmemiz gerekirdi. Şimdi az önce haberlerde izledim. Bakanlar sırasıyla Hatay'dan fotoğraf verdiler. İşte ne kadar işleri düzgün götürdüklerini ifade ettiler. Hani işin içinde olmasak, şu anda yani sahada olmasa arkadaşlarımız gerçekten anlattıklarına inanacak gibiyiz. Yani böyle bir gerçeklik yok. Şu anda tamamen bir şapkayı öne koymamız gereken ve buradan bir ders çıkararak evet bu işin sorumlusu biziz diye ortaya çıkartması gereken siyasileri görmek isteriz. Esas olarak dünyanın başka yerinde bu işler böyle olur. Biraz daha ileri demokrasilerde ya da gelişmiş ülkelerde bu böyle şeylere vesile olsa hükümetler mutlaka bunun faturasını vatandaştan önce ya da kader diyerek bir fatura çıkartmak yerine kendilerine kesmeyi becerirler diye düşünüyoruz. Bunun pratikleri de vardır geçmişte. Ama böyle bir yüzsüzlüğün, adeta utanmazlığın tam orta yerindeyiz. Yani böyle bir siyasi kültürü ne yazık ki bu ülkeye layık gören bir anlayışla karşı karşıyayız. Şu anda bu göz göre göre gelmiş bir deprem, bir felaket. Hani bugün olmasaydı yarın olacaktı. Ya belki birkaç ay sonra, belki bir yıl sonra. Ama bunu bilim insanları bağıra bağıra kaç zamandır söylüyorlar. Şu anda da televizyon programlarında da hatırlatıyorlar zaten bunu. O nedenle bizim buradan ders çıkartmamız lazım. Ve bu işte baş edebilecek gücümüzün olduğunu, bunu bir siyasi iktidar değişikliğiyle ya da halkın
yönetimlere katıldığı iktidarların oluşmasıyla afete hazırlıklı bir ülke haline nasıl gelebileceğimizi anlatmamız gerekir. Burada bir şey daha söyleyeyim. Buyurun. İşte bir ülkede bu kadar güçlü bir merkezin iflasıdır bu. Yani güçlü devlet, hani merkezi çok güçlü, yukarıdan aşağı her şeyi kontrol eden bir devletin işte bu afet karşısında sınavda kaldığı, imtihanı geçemediği bir andır bu. O nedenle yerelliğin, yerel demokrasinin, yerel yönetimlerin ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz burada. Bir ülkede güçlü yerel yönetimler varsa öyle sağdan soldan arama kurtarma ekibi çağırmanıza gerek yok. Depremin pay hattı üzerinde olan bu kentlerde her bir yerel yönetimin güçlü arama kurtarma ekiplerinin olması lazım. Yani yerinde anında müdahale edebilecek güce sahip olması lazım. Peki hocam şöyle bir şey diyeyim. Bunlar önemli dediğiniz, öyle hemen kısa geçmeyelim istiyorum. Bunları bir dahaki turumuzda ayrıntılı konuşalım isterseniz. Özellikle varsa HDP'nin bu konuyla ilgili yaptığı çalışmalara ekleyeceğiniz, onları dinleyelim ama diğer boyutunu daha geniş konuşalım istiyorum. Öyle hemen kısa geçmeyelim istiyorum. Daha derin değerlendirin istiyorum. HDP ile ilgili söyledikleriniz varsa 1-2 dakika dinleyelim. Onları da eksik kalmasın. Yok, lütfen. Şimdilik bu kadar. Yani ben hani yapabileceğimizi, bu konudaki çözüm önerilerimizi anlatırken peki, ifade ederim bunu. Peki, teşekkürler. Ama o dedikleriniz önemli. Onları ayrıca konuşalım. İrfan, tekrar hoş geldin diyeyim. Bu arada işin basın boyutunu da ilgilendiren ciddi noktalar var. Takip ediyoruz. Meslektaşlarımız sabahtan çok ciddi organize oldular. Ama özellikle depremin yoğun yaşandığı alanlara ulaşmada da çok ciddi sıkıntılarla karşılaştılar. Yerellerden de haber almakta zorlandılar basın kuruluşları. Bu konuda hala geç saatlere kadar da bu sorunlar devam ediyordu. Özellikle işin basın boyutunda bu son yaşanan felakete ilişkin sende ne bilgiler var? Bir de önceki depremlerle şimdikini kıyasladığında bir gazeteci, bir meslektaşımız olarak doğrusu nasıl bir tabloyla karşılaştığımızı da değerlendirmeni istiyorum. Nedir durum medya cephesinde, basın cephesinde? Doğrusu tabii ki az önce Naci Bey'in söylediği Türkiye'deki yapısal siyasal sorunların bir sonucu da yerel medyanın büyük ölçüde ortadan kaldırılmış olması. Dolayısıyla bu tür afet durumlarında yerelden bilgi elde etmek, bilgi almak çok zor oluyor maalesef. Öte taraftan maalesef bu deprem çok farklı, çok fazla şehirde büyük tesir yarattığı için hani mesela sordun ya, sende ne tür bilgiler var? Haddi hesabı yok. Çok fazla eşten, dosttan, okuyucudan gelen enkaz altındayız ya da yakınım enkaz altında, yakınım şu adreste filan mesajları geliyor ve bunları yani bizim yani yayına, televizyona, gazeteye yazacak şeyde değil. Durum çok acil. O yüzden de işte olabildiğince ilgili yerlere ulaştırmaya çalışıyoruz. Sosyal medyayı kullanmaya çalışıyoruz. Bölgeye giden, bugün Ankara'dan giden bizim gazeteci arkadaşlarımız daha işte Konya civarındayken çok sayıda trafik kazasıyla karşılaştıklarını söylediler. Gerçekten de hava çok kötü. Ben İstanbul'dan bu sabah Ankara'ya geldim. Trenle, tren bile 1,5 saat gecikmeyle kalktı. Fırtına vardı. Yollar çok kötü. Dolayısıyla yani çok çok büyük bir nasıl denir, trajediye trajedi katan bir de koşullar var. Yani işte gece yarısı saat 4'ü 17 geçe ilk deprem yaşandı. Uyarılar yapılmadığı için ya da hükümet, ilgili birimler yeteri kadar halkı sevk ve idare edemediği için ikinci deprem ayrı bir yıkım yarattı. İşte çok fazla enkaz olduğu halde biz ilk geceye girdik. Hava çok soğuk. Yani şu anda bu gece maalesef eğer olağanüstü bir kurtarma faaliyeti yürütülmezse enkaz altında yaralı halde olanlar için çok zor geçecek.
kayıp sayıları artabilir. Demin sordun hani önceki depremler, ben hep Van depremini hatırlıyorum. Çünkü gazeteci olarak da günlerce oradaydım. Oradaki düşünün yani tek bir şehir vardı. Sadece esas olarak Van, işte Başkale ve Van'ın bazı diğer ilçeleri, Edremit filan. Ona rağmen ki AKP ekonomik olarak da Türkiye bugüne nazaran çok daha güçlüydü. Fakat halk öncelikli bir siyaset güdülmediği için orada deprem mağdurlarıyla didişen, onları işte polis zoruyla kontrol etmeye çalışan bir idare söz konusuydu. Burada tabii artık yani vahamet o ölçüde ki Maraş depreminde, şu anda herkes şok içinde. Bu tür durumlarda halkın paniğe girmesi, şok geçirmesi, bunlar normal şeyler. Fakat şoka girmemesi beklenen tek güç devletin, kamunun gücüdür. Fakat kamu gücü de büyük bir, bence hem şaşkınlık içinde hem de bir kaygı içinde ve o kaygı da maalesef yani insan aklına bile getirdiğinde utanıyor ama seçim korkusu ve bunu ona göre nasıl idare edebileceği kaygısı gidiyor. Bunu nereden çıkarıyorum? İşte hükümet sözcüsü Ömer Çelik'in bugün birkaç saat önce, bir saat kadar önce yaptığı açıklamada işte Cumhur İttifakı olarak sahadayız sözü. Bu tabii ki enkaz altında olan ya da deprem bölgesinde yaşayan halkımız açısından maalesef daha da trajik bir tabloya işaret ediyor. Tabii şunu beklersiniz yani şu denebilir, böylesi bir kaygısı olan iktidar enkaz kaldırma ve onu demişken istersen şunu da sorayım İrfan, öyle cevapla. Yani kamu gücünden söz ettin ama çok somut, artık bunu söylemekte de yarar var. Kamu gücü yanlış ve eksik bilgi de veriyor. Özellikle basına dönük bilgilendirmelerde de bunu görüyoruz. Yani örneğin işte resmi rakamlar 3500 bine yıkıldı diyor. Oysa işte önümde artı gerçek açık, senin de yazarı olduğun internet sitesi ve şu ana kadar 5606 bina yıkıldı deniyor. Yani resmi rakamların verdikleriyle kıt olanaklarla farklı çevrelerin, kurumların, basın organlarının tespit ettikleri birbirini tutmuyor. Kamu gücü yani sadece infial olmasın diye yanlış bilgilendirme değil, aslında bir yanıyla da gerçek bilgilendirme, işin vehametli gösterip sorunu çözme anlamında da önemli. Buna ilişkin ne denebilir? Yani böylesine bir tablo da var. Bunu geçmişten bu yana da birçok felakette yaşıyoruz maalesef. Az önce bir ünlü bir oyuncu var, Sarp Apak, bir mesaj atmış akrabalarının Hatay'da enkaz altında olduğunu söylüyor ve şöyle devam ediyor. Hatay özelinde söylüyorum, bunu birçok akrabam ve tanıdığım olduğundan sanırım tüm yerlerde benzer bir durum var. Korkunç bir yalnızlık. Bence bu bir sürü şeyi ifade ediyor. Yalnızlık ve sahipsizlik duygusu. Hani doğal afetler olabilir, her zaman oluyor. Japonya'da da oluyor. Ama kamu gücü, devlet afet gelmeden önce tedbir almak üzere vardır zaten. Evet. Şimdi tek tek müteahhitleri suçlayabilirsiniz. Tek tek o dayanıksız binaların sahiplerini suçlayabilirsiniz. Ama burada bir denetim mekanizması olması gereken bizatihi devletin kendisidir. Ve belli ki bu aslında bu enkaz iktidarın, devletin görevini, vazifesini yerine getirmeyişinin enkazıdır. Şimdi bunlar tabii ki
ileriki günlerde aslında bizim şu an konuşmamız gereken konular bunlar değil. Hatta gönül ister ki bütün televizyon kanalları ve biz bütün gazeteciler şu anda sadece koordinasyon ve yardım meselesiyle ilgilenelim. Fakat dediğiniz doğru, koşullar dolayısıyla hala çoğumuz sağlıklı bilgiye de sahip değiliz. Ama bütün bunların HDP eş genel başkanı Pervin Buldan'ın da söylediği gibi bugün hani hesap sorma günü değil, ondan daha acil bir hayat memat meselesiyle karşı karşıyayız. Gerçekten yüz binlerce, milyonlarca insan hali hazırda çok ciddi bir problemle karşı karşıya. Bu geceyi, yarın geceyi atlatması gerekiyor insanların. Bunun için de herkesin seferber olması lazım. Bence buna siyasi partiler de başta olmak üzere herkes, şu anda biz halkı bir şekilde bu depremden sağ çıkmış insanları hayatta nasıl tutabiliriz? Bunun odaklanmalı şeyiyle uğraşmalıyız. Peki. Gönül Hanım, sizinle devam edelim. İrfan'ın dediği son noktadan devam edelim istiyorum. Doğrusu evet, eleştirilerimiz olacak, birçok şey anlatacağız, söyleyeceğiz, hakikati ulaştıracağız ama esas hakikat depremin bu sıcaklığında yaşananlarda zararları en asgariye indirmek. Bunun için koordinasyonu, yardımı nasıl yapabiliriz? İşte deprem bölgeleri için dayanışma çağrıları var. Bu dayanışma çağrılarının aynı zamanda ciddi bir organizasyona da ihtiyacı var. Sizler de Türkiye'nin etkili sivil toplum kurumlarının, demokratik kitle örgütlerinin yöneticilerisiniz. Bu konuyla ilgili neler yapılabilir, ne yapmak gerekir? Evet, sizin de söylediğiniz gibi bugün gerçekten de ayrışmanın, ötekileştirmenin yeri ve zamanı değil. Tam tersine bugün oradaki yaraları sarmak için herkesin üzerine düşen görevi yapması gerekiyor. Bu bir sağlıkçı olabilir, bir siyasi parti mensubu olabilir, bir gazeteci olabilir. Bugün bütün çağrılar, en azından çağrılara cevap verecek bir sürü insan var. Bu konuda elinden geleni yapmak isteyen insanlar var. Bizler de bu noktada örneğin Sağlık Bakanlığı'na yazımızı yazdık. Hani sağlık emekçisi arkadaşlarımızın hazır olduğunu, illerde en azından şu anda deprem yaşamayan illerdeki arkadaşlarımızın bu koordinasyonlara katılabileceklerini, buradaki bu depremi yaşayan illerde sağlık emekçisi arkadaşlarımızın oralarda görev almak istediğiyle ilgili, aynı zamanda yine kendi şubelerimiz üzerinden il sağlık müdürlüklerine, yine valilikte de oluşturulan kriz masalarına hem sendika olarak oraya müdahil olmak istediğimizi, üzerimize düşen ne varsa yapmak istediğimizle ilgili temaslarda bulunduk, iletişimlere geçtik. Diğer taraftan yine kendi sendika şube bünyesinde kendi aktif çalışan arkadaşlarımıza, üye arkadaşlarımıza ileriki zamanlarda ihtiyaç duyduğu noktada buralara gidip sağlık hizmeti verebilecek kişilerin listelerini oluşturduk. Şu anda bizim yaptığımız en azından bu çalışmalar var. Bu noktada da birçok arkadaşımız göreve hazır olduklarını, oralara gidip bu hizmeti sunabilecekleri ilgili en azından bize ulaştılar. Onun dışında yani şu anda gerçekten de oralarda gidip gövde gösterisi yapmak yerine daha çok bugün neyi eksik yaptık, neyi yapalım. Yani şöyle bir şey somut sorsam Gönül Hocam. Özellikle efendim? Yani Türkiye'nin önemli kurumlarındansınız. Çokça sağlık emekçisinin yönetim ve koordinasyonu yapabilecek durumdasınız. Bu konuyla ilgili size hiç istek, talep ya da bu konuda ne yapabileceğinize dair bir çağrı, yaklaşım söz konusu oldu mu? Ya şu ana kadar bize herhangi bir çağrı olmadı ama bizim, dediğim gibi, bizim çağrılarımız oldu. Yani işte bakanlığa çağrımız oldu. Aynı zamanda il müdürlüklere çağrımız oldu. Valiliklere çağrımız oldu. Yani biz göreve hazırız.
hem şeyi olarak hani maddi manevi anlamda hem de sağlık emekçisi boyutuyla gönüllülük temelinde bu çalışmaları kendini katabilecek üye arkadaşlarımızın, çalışan arkadaşlarımızın, emekçi arkadaşlarımızın olduğu ile ilgili en azından bizim böyle bir çağrımız, böyle bir bilgilendirmemiz oldu. Birçok yakın illerde de bu koordinasyon kriz masalarına arkadaşlarımız şu anda dahil oldular. Aynı zamanda dediğim gibi yine buralara daha sonra gitmek üzere birçok arkadaşımız isimlerini bildirdiler, listemizi oluşturduk. Yine Sağlık Bakanlığı, Sağlık Müdürlüğü bünyesinde de arkadaşlarımız gidip biz hani gönüllü olarak oralara çalışmaya gidebiliriz deyip o çalışmalara da dahil oldular. Ama şeyi derseniz bize bu konuda herhangi bir çağrı olmadı. Belli olan şu herhalde, sizin çağrılarınıza da bir olumlu geri dönüş olmamış. Yani bazı illerde evet hani geri dönüşümler oldu ama bazı illerde sessiz kalındı veya çok hani olmadı. Hani ihtiyaç yok noktasından böyle bir şeyle de karşı karşıya kaldık. Ama biz yani dediğim gibi yani bu ülke ilk defa deprem yaşamıyor. Hani çok aslında tecrübe ve hani deneyim sahibi olduğumuz bir noktada hani bir Gölcük depremi oldu, Van depremi oldu, İzmir'de en yakın İzmir depremi, Bingöl depremi oldu. Biz daha önce de bu tür çalışmalarda bu şekilde hani kendi ekiplerimizi de oluşturarak buralara o hizmetleri götürmek için üzerimize düşen şeyleri yaptık. Yine bu kanalları zorladık. Hani sonuçta bugün bir felaket yaşanıyor. Hani bu sadece tek başlı başına tek baş şey değil, doğal bir afet değil, aslında bir felaket yaşıyoruz. Çünkü bugün 10 tane ilde böyle bir şey yaşıyoruz. Hani doğal olarak yani burada yani sağlık sistemi zaten biliyorsunuz hani bu dönem gerçekten de tamamıyla çökmüş olan bir sistem. Bu haliyle buraya cevap olamayacağını bildiğimiz için bizlerin de bu konuda ayrıca özgün bir çalışmada yürütüyoruz. Hani hazır olduğumuzu da belirtmek isteriz. Yine sizin en azından buradan da tekrar öyle bir çağrıyı da yapmış olalım. Bu konuda ayrışmaya ya da işte ötekileştirmeye ya da ne bileyim hani şucu bucu demek yerine tam tersine bugün bütün yaraları birlikte sarmanın yol yöntemlerini yine beraber aramak gerekiyor diye düşünüyorum. Peki. Sayın Sönmez, sizinle devam edelim yine bu dayanışma çağrıları üzerinden ama bu arada çok bilgi geliyor. Gerçekten çok korkunç bilgiler de geliyor ama teyit edebildiklerimizi biz izleyicilerle paylaşıyoruz. Adıyaman'da ve Hatay'da durum hiç iyi değil. Yani son gelen haber merkezimize bir bilgiyi de paylaşmak istiyorum. Yani Adıyaman'da enkaz altında isimleri veriliyor, adresleri veriliyor. Yavuz Selim Mahallesi, Abdülmusa Caddesi'nde Yunus Kent Apartmanı ve şu saate kadar da koca bir aile o apartmanın enkazı altında, hiçbir yardım ulaşmamış. Yani dayanışma derken yaraları sarmaya, enkazlardan yaralıları çıkarmaya, hastanelerde tedavi ettirmeye, ne bileyim yani Hatay'dan görüntüler geldi, insanlar acilin önünde cenazeleri sıralamışlar. Korkunç bir tablo tabii. Bu tabloda acıyı birlikte sarmak da çok önemli. Ve HDP Türkiye'nin 3. büyük partisi. Evet, çok saldırı var, çok ciddi şeyler var ama biraz önce İrfan Ak'tan da hatırlattı. Şimdi dayanışma zamanı dedi Sayın Pervin Buldan. Gerçekten bunu nasıl yapmak mümkün? Bununla ilgili hangi adımlar atılabilir? Sizin cephenizde bu konuyla ilgili neler yaşandı şimdiye kadar? Yaraları sarmaya dönük, zararı en az asgariye indirmeye dönük neler yapıldı? Şu anda biz en azından bu akşam itibariyle bilebildiğim kadarıyla edindiğim bilgilere göre yani kendi iç ilişkilerimizdeki koordinasyondan almış olduğum bilgilere göre şu anda Diyarbakır başta olmak üzere birçok ilde yüzlerce arkadaşımız hem şu anda barınma sorunuyla karşı karşıya olan hani bir toprak altındaki yurttaşlarımız var. Bir an önce onlara ulaşılması bu kritik saatleri en azından öyle değerlendirmek ama bir yandan da bu dondurucu soğuk karşısında
yatma sorunu olan, yemek sorunu olan, yani birçok ihtiyacı, işte ısınma sorunu olan yurttaşlarımızın da ihtiyaçlarıyla ilgili ciddi bir mobilizasyon gerçekleştirilmiş durumda HDP tarafından. Hatta Diyarbakır'da 1000 civarında insan bu işe seferber edilmiş durumda şu an itibarıyla. Birçok ilde de bu ilişkiler kuruldu. Bu yardım ilişkileri, dayanışma ilişkileri sürdürülüyor. Bunu söyleyebilirim. Örneğin orada da yardım, arama kurtarma faaliyetlerine katılmak, şehir dışından gelenlerin illere girişi bile problem. Yani izin belgeleri gerekiyor, başka şeyler gerekiyor. Ama bunlar bir şekilde yine gönüllü ilişkiler ve ev sahipliği içerisinde orada hani bir şekilde aşmaya çalıştığımız işler. Ama gerçekten o kısıtlı olanaklar içerisinde biz bir siyasi parti olarak hem de biraz ilişkilerimizin de yoğun olduğu bölgeler, ilgili depremin yaşandığı iller, HDP'nin hem örgütsel olarak hem kitlesel olarak epeyce bir şeyinin olduğu, etki alanının olduğu bölgeler ve oralara karşı zaten orada bütün örgütümüzü bu işe seferber etmiş durumdayız. Yani o konuda kuşkuya mal yok. Yani biz gerekli ölçüde ilgili birimlerimiz, ilgili komisyonlarımız bu işi titizlikle sürdürüyor diyebilirim. Yani, bu konuyla birlikte ortak çalışmaya dönük bir çabanız oldu mu ya da böyle bir çağrınız, girişiminiz oldu mu? Ya işte demin SES Genel Başkanımızın da ifade ettiği gibi bizden gelen talepler daha çok görülmez taleplerdir. Yani işin içine dahiliyetimizin istenmediği durumlarla karşı karşıya kalıyoruz. Evet, yani yereldeki gerek AFAD'da gerekse işte ilgili valilik ve işte kaymakamlık neyse oradaki kurumlar, tüm bunların oluşturduğu kriz koordinasyonuyla ilişki kurmak zorundasınız. Yani bir şekilde oralarda yardım mobilizasyonunu yapabilmek için dayanışma ilişkilerini daha geniş bir halkı olarak örebilmek için bu tür ilişkileri kurmak zorundasınız. Hani aşılan konular oluyor ama esas olarak bir duvarla, bir bariyerle ne yazık ki böyle bir acı günde, yani dayanışma içinde olunması gereken günde ne yazık ki o akıl, yani ötekileştirici akıl orada yine devreye giriyor. Halbuki orada en etkili siyasal özne HDP'dir. Yani eğer devlet orada, iktidar gerçekten toplumla dayanışma içerisinde bu sürecin acılarını paylaşmak, yaralarını sarmak istiyorsa HDP ile işbirliği yapmak zorunda. Yani daha doğrusu işbirliği yapmak zorunda olduğu öznelerin birincisi diyebilirim HDP o bölgelerde. Ama o konuda epeyce zorlukla karşılaştığımızı söyleyebilirim. Ayrıntısına şimdi böyle bir günde girmek istemem. Evet, İrfan, seninle devam edelim. Aslında hem Gönül Hanım'ın dedikleri üzerinden hem Naci Bey'in dedikleri üzerinden senin de tam kaldığın yerden devam edelim istiyorum. Yani evet, koordinasyon lazım. Evet, sonuç itibariyle yardımların organize edilmesi lazım. Çok büyük bir deprem, çok büyük bir acı ve büyük acıyı da ancak büyük bir koordinasyonla, büyük bir dayanışmayla aşmak mümkün ama görünen o bariyerler de var. Bu konuya ilişkin sen ne dersin? Sonuç itibariyle bunun bir şekliyle yansıması lazım, söylenmesi lazım. Bunu yapacak olan da biz gazetecileriz en azından. Şimdi, dördüncü göz olarak ne yapabiliriz? Aslında tabii şöyle bir şey, bu sadece, bu mesele sadece doğal bir afet, sadece politik, yani iktidarın yapmadıkları ile ilgili bir enkaz değil. Bu aynı zamanda aslında toplumsal bir probleme de işaret ediyor. Hatırlayın, 2018'de imar yasası çıkarılmıştı tekrar ve o dönemde işte çok sayıda aslında hasarlı olan bina bir şekilde tekrar kullanılabilir olarak tescillendi. Keza yani kültürel olarak ve ahlaken depreme dayanıksız yapı inşasını bertaraf edecek bir toplumsal ahlak geliştirmek gerekiyor ve bunun tabii ki ancak bu şekilde siyasetin bu kadar pervasız, siyasi iktidarın bu kadar pervasız davranmasının önüne geçilebilir. Şimdi şunu söyleyebilir miyiz? Yani
tek başına tamam, devlet bizi sahipsiz bıraktı, devlet buraya değil ranta bakar, biz de o halde savunmasızız ve yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Bu denemez. Yani Naci Bey için de söylüyorum, buna HDP de dahil bütün siyasete soyunanların toplumu bu konuda da sürekli uyanık tutması, hem haklarını talep etmesi hem de genel bir başkalarının hakkını da talep edecek bir diğerkamlığa ikna etmesi gerekiyor. Yani bir müteahhit yahut bir apartmanın sahibi o apartmanın depreme dayanıklı olmadığını bildiği halde oraya kiracı almayacak, o daireyi satmayacak, orayı güçlendirecek vesaire. Dolayısıyla bunlar bir paket, bir bütün olarak, biz bir bütün olarak kaybediyoruz. Hele hele Kürdistan'da zaten Türkiye'nin pek çok bölgesinden daha fazla her şey sahte. Yani ne bir doğru dürüst denetim mekanizması var, ne bir yandaşa göre her şey ya kabul ediliyor ya reddediliyor. Dolayısıyla yani bununla şunu kastetmiyorum. Yani devlet sadece Kürdistan'a böyle davranıyor. Hayır, yarın Allah korusun İstanbul depremi, ki herkesin beklediği bir deprem, İstanbul depremi olduğunda biz bu felaketi bu tarafta da, Türkiye'nin batısında da göreceğiz. Nitekim gördük işte Gölcük depremi sırasında nasıl bir sonuca varıldığını. O zaman AKP yoktu Gölcük depremi sırasında, ama benzer bir kafa, benzer bir zihniyet hakimdi. O zaman deprem üssü olan bölgelere biz zannediyorduk ki bir daha asla yapı kurulmayacak. Fakat oraya TOKİ binaları dikildi. Oraya muhtemelen yine denizden çıkarılan kumla yeni yapılar inşa edildi. Bunları ne zaman anlayabileceğiz? Kuralların doğru dürüst işlediği bir ülkede denetimden sonra anlaşılır ve yıkım kararı verilir, değil mi? Hayır, biz bunları ancak ve ancak bir başka deprem olduğunda test edebileceğiz. Bir ülkede eğer binaların depreme dayanıklı olup olmadığı ancak ve ancak depremle test edilebiliyorsa, o zaman zaten herkes kaderine terk edilmiş demektir. Şu anda Türkiye'de bir belli bir azınlık dışında, yani zaten sınıfsal olarak da ayrıcalıklı konumda olanların, o küçük zümrenin dışındaki on milyonlar, bak yüz binler, milyonlar demiyorum, on milyonlarca insan içinde yaşadığı evin depreme dayanıklı olup olmadığını bilmiyor. Bundan emin de değil. Bunu ancak ve ancak deprem olduğunda anlarız deniyor. Bugün İstanbul'da bir arkadaş şunu söyledi. Benim, dedi, kaldığım apartman muhtemelen depreme dayanıklıdır. Çünkü çok deprem geçirmiş. Çünkü işte 50 yaşında ya da 60 yaşında. Düşünün, yani bunu profesyoneller, uzmanlar değil, insanlar işte atlattığı depreme göre test edebiliyor. Şimdi bu evet, bu sahipsizlik karşısında en küçük siyasi yapının bile bizim yapabileceğimiz bir şey yoktu, bizim engellerimiz vardı deme lüksü yok. HDP de zaten, Naci Bey de bunu söylemiyor elbette, ama bana kalırsa burada artık şu anlaşılmalı. Biz çünkü Bingöl depreminde de gördük, Van'da da gördük, evveliyatında da görmüştük, şimdi tekrar görüyoruz. Bu tür afetler karşısında, ki Karadeniz'deki işte sel baskınlarında da gördük, bu tür afetler karşısında yurttaşı koruyacak bir devlet mekanizması yok. Evet. Bu ülkede devlet mekanizması sadece sopasıyla var. Bir kalkan, bir muhafaza rolüne üstlenmeyen yöneticiler bu devleti yönetiyor. Dolayısıyla da tabii ki insanların artık öz denetimlerini yapmaları ve
öz korumalarını sağlama, kendi kendilerini muhafaza etmeyi bir şekilde örgütlü bir biçimde sağlamaları gerekiyor. Aynı şey şunun için de söylüyorum, bitiriyorum. Şimdi düşünün, bugün AFAD'ın ulaşamadığı, hani onları da suçlamıyorum, çok ciddi büyük coğrafyaya yayılmış bir deprem, hani normalde tek bir şehirde olsaydı diğer bütün yan komşu illerden hemen oraya sevkiyat yapılabilirdi. Burada bir bütün bölge deprem altında. Fakat belediyelerin, mahalledeki örgütlenmelerin vesaire zaten çocuğundan yetişkinine kadar herkese devleti beklemeden deprem eğitimi vermiş olması, enkaz kaldırma eğitimini vermiş olması, bu tür kadroları hazır tutuyor olması gerekiyordu. Biz bir bütün olarak kaybetmişiz ve maalesef şu anda hani hayıflanmanın da, gerekçe üretmenin de hali hazırda şu an Antep'te, Adıyaman'da, Maraş'ta, Hatay'da ve ilçelerinde enkaz altında olan ya da soğukta dışarıda bekleyen insanlara hiçbir faydası olmuyor. Peki. Bir görüntü var. 30 saniyelik HDP milletvekili, Ağrı milletvekili Abdullah Koç'un, devam edeceğiz ama önce Abdullah Koç'un Semsur'da, özellikle Adıyaman'da yaşananları, oraya ulaşmış ve oradan çektiği bir görüntü var. Onu bir izleyelim, onun hemen ardından devam edeceğiz. Adıyaman'dayız. Adıyaman'da şu anda bir yıkılmış bir binanın önündeyiz. Bu binada onlarca kişi şu anda kalmış. Enkaz altında. AFAD'dan gelen yok. Yetkilerden herhangi bir kişi gelmemiş şu anda. Onlarca kişi şu anda enkazın altındadır. Ve şu anda elektrikler kesik. Ve burada onlarca şu anda şey var. Bina bu şekildedir. Biz devlet görevlerini ve AFAD'ı derhal göreve çağırıyoruz. Derhal görevlerinin başına gelsinler ve bu insanlar şu anda enkaz altında. Bir an önce devlet bu işini yapsın, derhal görevini yapsın diyoruz. Evet, bu türden görüntüler aslında çok ama gerçekten teyitli olana, güvendiğimiz görüntülere rağbet ediyoruz. Onları izleyicilerimizle paylaşıyoruz. HDP Samsun Milletvekili Abdullah Koç'un dedikleri de çok açık. Ve gecenin bu saatinde, yani kısa süre önce çekilmiş bir video. Buradan devam edelim diyorum. Yani ağır bir tablo ama hala ilgililerin ulaşmadığı birçok yer var. Halk da kendi imkanlarıyla arama kurtarma çalışması yapıyor. Yani tırnaklarıyla enkazları kazarak alttan yaralıları çıkarmaya çalışıyor. Sağ olanları ya da yaşamını yitirmiş olanları çıkarmaya çalışıyor. Gönül Hanım, sizinle devam edelim. Özellikle bu tabloya ilişkin halkın kendi yaralarını sarmaya dönük çabalarının nasıl değerlendirirsiniz? Bu tek başta yetmez belli ama gerçekten bunu aşmak için ne yapmak lazım? Çok ağır bir tablo ve herkes canhıraş bir şekilde yardım bekliyor, destek bekliyor. Yani çok acı bir tablo var ve bu tabloyu da en az zararla atlatmak gerekir. Ne dersiniz bu konuya ilişkin? Evet, gerçekten de çok acı bir tablo. Aynı zamanda yaşadığımız çok büyük bir felaket. Yani bununla ilgili insanların o kendini yalnız hissetmesi, sahipsiz hissetmesi ayrı bir zaten bizleri derinden sarsan bir durum. Buna yönelik aslında hükümetin ya da işte devletin, iktidarın yapması gereken çok şeyler vardır. Yani dediğim gibi biz bunları ilk defa yaşamıyoruz. Bunlardan ders çıkarmamız lazımdı. Bugün belki bunları tekrar yaşamamak için bu depremi tekrar yaşadığımızda bunları görmek yerine daha önce de bununla ilgili önlemler, bununla ilgili yapılması gereken şeyleri yapmak gerekiyordu. Yani bu işte sağlıktan tutalım bugün işte inşaata kadar ya da yerel yönetimlerden tutalım bugün başka bir işte alana kadar. Bunların hepsinin bugün hiç tartışmasız, hiç eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi gereken bir süreç olmalıydı. Ama ne yazık ki hala biz çabuk unutan bir ülkeyiz. Çabuk işte her şeyin üstünü
örtebilen bir ülke, bir anlayış, bir siyasi anlayış çerçevesinde bunları yaşıyoruz. Örneğin halen şu anda en azından bizim edindiğimiz bilgilere göre halen bir sahra hastanesi oluşturulmadı. Halen işte hastanelerin çoğu depremden etkilendi. Bununla ilgili bir tespit yapılmadı. Hizmet verilebilecek bir konumda mı değil midir? Başka seçeneği olmadığı için hem sağlık çalışan arkadaşlarımız hem de yaralılar mecbur bu hastanelerde halen tedavi görmek zorunda kalıyorlar. Halen oralarda bu sağlık hizmetini almak zorunda kalıyorlar. Yine işte sizin de bahsettiğiniz gibi insanlar enkaz altında kendi yaralılarını, kendi yakınlarını, kendi arkadaşlarına müdahale etmeye, yani kendi çabalarıyla, kendi imkanlarıyla bunları yapmaya çalışıyorlar. Birçok ilden bize şu şey gelir, kimse gelmedi. İşte AFAD yok, UMKE yok. Hastaneler bir durumda, hizmet verilecek bir durumda değil gibi. Buna yönelik bizlere birçok şey geliyor. Devlet sizin de biraz önce bahsettiğiniz gibi yani çağrı yapması lazımdı aslında. Şöyle bir çağrı yapması gerekiyordu. Bütün sağlık çalışanları hazır bir şekilde beklemeli. Böyle bir durumda işte şuraya şu kadar ihtiyaç var, buraya bu kadar ihtiyaç var deyip bunun üzerinden hem sivil toplum örgütleri, sendikalar, odalar la bir iletişime geçmeli, beraber bir organizasyon yapmalı, beraber bir kriz masası oluşturmalıydı ama bunlar yapılmıyor ne yazık ki. Burada halen başka şeyler peşinde koşuluyor. Yani işte ben yaptım, ben yapıyorum gibi ama bugün ben yaptım, ben bunu kendi hanesine yazdırmak yerine bugün birlikte ne yapabiliriz diye biraz tartışmak, konuşmak, biraz birlikte yaraları nasıl sarabiliriz, birlikte bu eksikleri nasıl giderebiliriz, birlikte halka sağlık hizmeti olsun, işte barınmadır, giyimdir, beslenme sorunu nasıl halledebiliriz diye oturup birlikte konuşmak lazım. Bugün benden değilsen birlikte bir iş yapmıyoruz mantığı yerine bugün burada bir felaket yaşanıyor. Yani bir ilde değil dediğimiz gibi 10 tane ilde ve gerçekten de büyük bir şey. Uzun yıllardır belki hani Türkiye'nin ilk defa bu kadar derecesi yüksek olan bir deprem yaşıyor ve hani sadece bir defa da değil 3-4 defa aynı derecede yüksek oranda bir deprem yaşıyor ve kış şartları fazlasıyla var. Yani örneğin sağlık boyutuyla konuştuğumuzda bugün hani belki bir işte kırığı vardır ya da bir ameliyatı vardır ama bu burada bitmeyecek. Çünkü hava koşullarından kaynaklı. Aynı zamanda halen COVID'in devam etmesinden kaynaklı salgın hastalıklar olacaktır. İşte barınma olmadığı için çocuklar üşüyecektir, üst solunum yolu enfeksiyonu gelişecektir. Yine su olmadığı için, temiz suya ulaşılmadığı için ishaller olacaktır, başka şeyler gelişecektir. Yani uzun vadeli de düşünmek lazım. Yani sadece bu bugünle de böyle hani tespit müdahale edilip de giderilecek bir sorun da değil. Çünkü bu uzun bir sürece yayılacak bir durumdur. Bunları da göz önünde bulundurarak da bununla ilgili bütün işte, kurumlara çağrılar yapılması gerekiyor. Yani işte odalar dediğimiz gibi sendikalar olabilir, sivil toplum örgütleri olabilir, siyasi partiler olabilir. Yani bugün birçok şeyi amasız fakatsız bir şekilde bir araya gelmenin yolları, koşulları oluşturulmalı diye düşünüyorum. Sağlık açısından da gerçekten de en hızlı bir şekilde bu sahra hastanelerinin oluşturulması gerekiyor. Yine dediğimiz gibi hastanelerin özellikle sağlık kurumlarının hasar tespitinin yapılması lazım. Yine illerden işte, sağlık müdürlükleri eliyle ekipler oluşturulması lazım, ekipler bekletilmesi lazım. İhtiyaç üzerinden o ekipler bu illere transferi yapılması lazım, hizmet, sağlık hizmeti alabilmesi için. Yoksa gerçekten de daha büyük felaketler bizi bekliyor diye söyleyebilirim. Peki.
Naci Bey, sizinle devam edelim. Özellikle Gönül Hanım'ın da belirttiği son noktadan, yani uzun vadeli düşünmek lazım. Evet, deprem bu sabah yaşandı ama görünen o etkileri çok uzun süre kendini gösterecek. Bu uzun vadeli düşünme de en yoğun noktalardan biri insanların barınma ihtiyacı, insanların temel ihtiyaç maddelerine ulaşması. Yani her şey, A'dan Z'ye her şey gerekli ve bunların sağlıklı bir biçimde depremzedelere ulaştırılması lazım. Bu konuyla ilgili ne yapmak lazım, ne söylemek lazım? Hem kendi açınızdan, partiniz açısından tabii, bir de genel olarak herkes açısından da değerlendirmek lazım. Çünkü gerçekten bu konuda bile birçok istismara geçmişte rastladık. Tekrar aynı tabloların yaşanmaması için neler söylersiniz? Ya ben de tabii şeye katılıyorum. İrfan'ın dediği bir toplumsal bir ahlak oluşmaması, bir kültür oluşmaması bu alanda. Biraz her şeyi böyle devletten bekleyen bir anlayışa ne yazık ki toplum olarak teslim olmuş durumdayız. İşte bu da yine bizim örgütsüz bir toplum olmamız, sivil siyasetin, örgütlü siyasetin en yerel birimde, en küçük birimde, mahallede, yaşadığı sitede geliştirilmemiş olmasının gerektirdiği bir şey. Ama bugün yapılması gereken, hani buradan bir mesaj vermek gerekirse, ki biz parti olarak da buna her türlü desteği veririz o alanlarda, o illerde, şu anda bunu örgütlü olarak yürütmesi gerekiyor yurttaşların. Yani bir kaos halinde, bir panik halinde, bir şok halinde olan bugünü bundan sonraki aşamada yönetilebilir, yönettikleri, hem sağlık açısından, hem işte barınma açısından, hem de bu sürecin onarılması açısından, kendi psikolojinin de bir onarıma ihtiyacı var çünkü yaşanan travma büyük. Ve acıları ortaklaştırırken ortak duygudaşlık yaratmak, duyguları ortaklaştırmak, dayanıştırmak da önemli. Burada yani toplumun yani kendi gücüne inanacak bir noktaya da bu tür afetlerle beraber olmasa iyi olurdu. Ama böyle şeyler bazen bu tür şeylere de, olumlu şeylere de vesile olur. Yaraları birlikte sararken gerçekten orada kendi gücünü de keşfetmiş olur, bulmuş olur. O anlamda faydası olur diye düşünüyorum. Ama hemen bu travmanın ardından siyasetin bir şeyi yapması gerekiyor. Yani bir defa bu çok katı merkeziyetçi yönetim anlayışına karşı yereli güçlendiren, bulunduğu ili, ilçeyi güçlendiren ve bu tür şeylerde, afetlerde ve başka şeylerde anlık müdahaleyi yapabilecek olanakları da güçlendirmek, onun hem ahlakını, hem kültürünü, hem siyasalını, siyasetini oluşturabilmek açısından böyle bir sürece yönelmesi gerekir diye düşünüyoruz. Buralardan böyle dersler de çıkartmak lazım. Yine İrfan'ın dediği gibi illa depremle, bu tür felaketlerle sürekli sınamak, test etmek doğru bir yöntem değil. Bunu yaşarken, yani bu acıları yaşamadan önce, normal hayatımız devam ederken bu tür riskleri, risk alanlarını test ederek bu risklere karşı yaşam koşullarımızın o riski öteleyebilecek durumda olup olmadığını test edebilecek başka mekanizmaları geliştirmemiz lazım. O nedenle yurttaş bilinci dediğimiz o bilincin oluşması için de buralardan ayrı bir ders çıkartmak lazım. Sadece devleti, sadece iktidarı eleştirerek olmaz. Biraz çuvaldızı da hem kendimize, toplum olarak da kendimize, muhalif hareketlerin, partilerin de kendilerine batırmalarında biraz buradan da durum değerlendirmesi yaparak bir öz eleştiri yapmakta da fayda var diye de ben düşünüyorum. Yani bunun altını da özel olarak çizmek isterim bu arada. Tam bunu dediniz. Toplum olarak yapmamız gerekenler, muhalefet olarak yapmamız gerekenler yine var. İğneyi kendimize batırmalıyız diyorsunuz. Sorduğum soruya ilişkin bir daha hatırlatmak istiyorum. Özellikle halkın temel ihtiyaç maddelerinin karşılanmasına dönük somut adımlar atmak gerekir. Yani halk şu anda bir beklenti içerisinde, evet. Doğrusu buna ilişkin de görüşlerinizi almak isterim. Şu anda İstanbul başta olmak üzere bütün illerde şu anda bu tür dayanışma şeyler için koordinasyonlar oluşturdu. Bütün ilçelerde
oranın temel ihtiyaçları... Yani daha somut söyleyeyim. Halk ne yapmalı? Yardım etmek isteyenler HDP üzerinden bu yardımları ulaştırmak istediklerinde... Bizim koordinasyonumuzla ilişki kurabilirler. Şu anda onun irtibat telefonlarını hem sosyal medyada da paylaşmaya başladık. Hem de görünür hale getirmeye başladık. İlçe örgütlerimizle ilişki kurabilirler. Ne tür yardım yapmak istiyorlarsa bu yardımlarla ilgili ilişki kurabilirler. Biz bu konuda bütün illerde şeyi oluşturduk, koordinasyonları oluşturduk. O illere gelen yardımları siz kendi olanaklarınızla deprem bölgelerine ulaştırabilecek durumdasınız. Ulaştıracağız. Belki de resmi kurumlarla da ilişkisini kurarak yapacağız. Yani prosedür neyse onun en hızlı şekilde ulaşımını sağlayacağız. Evet, umarım o konuda geçmişte yaşanan engellerle karşılaşmazsınız. Çünkü evet, onları hatırlamak ne yazık istemiyorum ki. Şimdi o yüzden söylemedim ama bu konuda biz gerekeni yapacağız. Peki, İrfan Aktan seninle devam edelim. Yine bu yardımların organize edilmesi, gönderilmesi bunun önemli ayaklarından biri de doğrusu basın. Yani basın hele özellikle... dijitalleşmeyle birlikte de çok ciddi ve kısa sürede ulaşan haber kaynağı da olmuş. Bunlarda basının görev ve sorumlulukları ne? Özellikle basın bu anlamda ne yapabilir? Biraz da belki iğneyi kendi tarafımızdan kendimize batırmamız gerekmez mi? Bu konuda en doğru şeyi yapmak için. Aslında basının tabii ki çok hayati bir pozisyonu var. Yani bu sadece afetle ilgili değil, genel olarak da mevcut hal tam da gazetecilerin sorumluluğunun en üst düzeyde olduğu, gazetecilik anlamında en üst düzeyde olduğu bir dönem. Çünkü bizim işimiz zaten halkın sesini yukarıya bir şekilde ulaştırmak. Aşağıdan gelen talepleri, tepkileri, reaksiyonları iktidara ulaştırmak ya da yukarıya işte yönetenlere onlardan gelen sesi de bu tarafa aktarmak. Şimdi ben program boyunca bir yandan da sosyal medyadan hani kendimce işte çok sayıda mesajlar geliyor filan, onları paylaşıp bir şekilde enkaz altında olan insanların sesini duyurmaya çalışıyorum. Eminim çok sayıda meslektaşımız da bunu yapıyor. Fakat bunlar bireysel tabii ki çabalar. Gazetelerin, haber merkezleri, televizyonların stüdyoları ve haber merkezleri önümüzdeki günler için hakikaten hayat kurtarıcı işler yapmak üzere bence hazırlanmalı. Çünkü muhtemelen önümüzdeki bir hafta boyunca biz hala enkaz altından insan çıkartıldığını duymak zorunda kalacağız. Zira bugün AFAD'ın yaptığı son açıklama, az önce yaptığı açıklamaya göre 5606 bina yıkılmış. Ölen sayıda, hayatını kaybedenlerin sayısı 1762. Yani 5606 bina yıkılıp altından 1762 cenaze çıkarılmışsa bu maalesef yarına dair çok daha karamsar olabileceğimiz bir tabloya işaret ediyor. Öncelik bu. Ama şunu unutmamak lazım, insanlar sadece özellikle kış mevsiminde sadece depremden dolayı enkaz altında kalarak hayatını kaybetmiyor. Demin Gönül Hanım da işaret etti, bir yaralanma sonrası işte gece eksileri bulan hava koşullarında dışarıda kaldığında da insanların hayati riski söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla sadece yani bizim tırnak içinde biz dediğim yani bütün o insanlık olarak hayatta tutması gereken sadece enkazın altındakiler değil, bütün bölgedeki milyonlarca insan. Bu da çok devasa bir hakikaten çalışma gerektiriyor. Herkesin atlayıp bölgeye gitmesi değil, bulunduğu yerden. Avrupa'da milyonlarca Türkiye'li var, Kürt var, dünyanın çeşitli yerlerinde dayanışmak isteyen insanlar var. Bu insanların dayanışma ağlarını
organize edecek yapılara ihtiyaç var ve bunlar hani demin Naci Bey söyledi, işte yardım etmek isteyenler bizim işte partinin ilgili birimlerine başvurur, vurabilir, biz oradan dağıtırız. Bence belki şunu da yapmayı düşünmek gerekiyor. Taşra örgütlerinden partinizin, HDP'nin veya ittifakınızın mensubu olan partilerin yerel teşkilatlarından ihtiyaç listeleri alarak yardımda bulunmak isteyen insanlara bu listeleri aktarmak ve mesela bakın Türkiye'de işte bir takım özellikle kış kıyafetleri satan bir takım markalar var. Bunlar büyük mağazalar. Para göndermeye gerek yok, belki Avrupa'dakiler için söylüyorum. İnternetten sipariş yapıp internetten satın alıp belli ürünleri, örneğin HDP'nin adı Yaman bilmem ne ilçe il örgütüne yahut başka bir hani ilgili yerlere doğrudan kargolatabilir. Daha yakın merkezden böylece o eşyaların ulaşması da belki daha kolay olur. Ya da tabii ben hani bu hele hele bunları hiç bilmeyen biri olarak sessiz düşünüyorum. Bunun sebebi de hem çaresizlikten hem de bir çare bulma ihtiyacından. Ben hani soğukta deprem koşullarını yaşamış biri olarak söylüyorum. Maalesef suistimaller de oluyor. Van depremi sırasında o naylonu, branda yaptığımız naylonunun fiyatının bir anda fırladığını hatırlıyorum. Bir poşet, bazen bir pet su şişesi bile hayat kurtarabiliyor. Bir battaniye yahut bir ısıtıcı. Hakikaten çok soğuk ve yağmurlu, kar bazı bölgelerde, kar bazılarında yağmur yağıyor. İklim koşullarına, mevsim koşullarına göre derhal, yani bu gece şimdi televizyonun ekranını kapatayım, yarın bakarım değil, derhal herkesin ne yapabilecekse yapması gerekiyor. İnsanların, hatta yani tek tek izleyiciler için söylüyorum, siyasi partilerin size ulaşmasını beklemeyin. Bakalım işte HDP ne diyor, kim ne istiyor, bunu beklemeyin. Şundan emin olun, şu anda bulunduğunuz şehirde eğer kış koşulları varsa dışarı çıkıp sabaha kadar orada nasıl kalabileceğinizi düşünün. Milyonlarca insan şu anda o halde ve ona göre bir ihtiyaç listesi hazırlayın. Paranız, pulunuz varsa, geleceğe dair biriktirdiyseniz bugünden yardıma koşun. Yarın sizin ihtiyacınız olduğunda evet, o insanlar, bizler koşarız. Yani bugün hakikaten her şeyi paylaşmanın zamanı. Hani çünkü şundan dolayı söylüyorum. Pek çok insanın hayatını kurtarmak şu anda söz konusu. Peki. Bunun geciktirilecek, ötelenecek şeyi yok. Ben o yüzden baştan söyledim. Bizim şu anda iktidarı eleştirecek zamanımızın bile olmaması gerekiyor. Hayat hani artık pamuk ipliğine bağlı, özellikle sabaha doğru eksileri bulduğunda ısı, çare aranmalı ve iktidar çare bulmaya zorlanmalı. Çünkü onların çaresi var. Hükümet sözcüsü az önce yaptığı açıklamada diyor ki biz de büyük güçlü devletiz, elimizde her türlü araç var. Peki o araçlar niye Adıyaman'da değil? O araçlar niye Hatay'da değil? O araçlar niye Samandağ'da değil? Niye Maraş'ta değil ve Pazarcık'ın köylerinde değil? Bunları sormak gerekiyor. Evet, iktidarı eleştirme zamanı değil derken bile ne yazık ki onları eleştirmek zorunda kalıyoruz. Devam edeceğiz ama bu konuyla ilgili... Özür dilerim Fehim abi, yani biz hiçbirimiz eleştirmekten imtina etmiyoruz. Değil, şu biliyorum ben. Şu anda eleştirmeyelim değil, şu anda nokta atışı eleştirmek, nokta atışı ona göre... Aynen, katıldığımı ifade ederek söylüyorum zaten.
Ama bu tabii, konuyla ilgili müsaade edersen HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın da önemli bir değerlendirmesi vardı. Siz de dikkat çekmiştiniz konuşmanızda onu. Bir 2-3 dakikalık değerlendirmeyi arkadaşlarımızdan rica ettim, hazırladılar. Onu bir izleyelim, ondan sonra bir turda o konuşmadan sonra değerlendirmelerinizi alıp bitirelim programı. Evet, Pervin Buldan ne demiş ona birlikte bakalım. Sabırlar diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun diyorum. Bugün çok büyük bir acıyla, çok büyük bir üzüntüyle, Türkiye'nin birçok ilinde yaşanan büyük bir sarsıntıyla güne uyandık. Enkazların altında hala insanların olduğunu biliyoruz. Şu an buraya geldik ve burada çalışan insanlardan bilgi almaya çalıştık. Bir bina tamamıyla göçmüş. İçerisinde 50'den fazla insan var ve bu 50'den fazla insan hala göçük altında. Ancak buraya yetkililerden hiç kimse gelmemiş. Teknik olarak arama cihazları henüz buraya ulaşmamış. Arama kurtarma ekipleri henüz burada değil. Ve bu ekiplerin yanında olanların yanında da cihazlar yok. Ses ve nefese duyarlı olan aletlerin olmadığı, arama kurtarma köpeklerinin olmadığı, teknik olarak hiçbir şekilde bu aletlerin olmadığı bir yerde insanlar kendi imkanlarıyla canlarına, yakınlarına kavuşmak için sabırsızlıkla bekliyor. Bugün elbette ki iktidarı eleştirmeyeceğiz. Bu eleştirimiz saklı kalacak. Yeri ve zamanı geldiğinde tedbirsizliğin, ihmalkarlığın bu ölümlere sebep olduğunu çok ayrıntılı bir şekilde elbette ki tartışacağız. Ama bugün zaman dayanışma zamanıdır. Acılarımızı ve üzüntülerimizi hafifletme zamanıdır. Çünkü bu enkaz altında kalan insanlar zamanla yarışıyorlar, bunu biliyoruz. Bütün il ve ilçe örgütlerimiz, milletvekili arkadaşlarımız, parti meclisi, MYK üyesi ve kadın meclisinden arkadaşlarımız bir seferberlik içerisinde her yerde halkımızla dayanışmak üzere yollara çıktılar ve bütün enkazın yaşandığı yerlerde olmaya çalışıyorlar. Ve ben buradan Diyarbakır halkına bir çağrı yapmak istiyorum. Evlerinin sağlam olduğunu bilen insanlarımız burada enkazın başında kalan insanları barındırabilmek için bir odalarını mutlaka bu insanlara ayırsınlar. Bugün ekmeğimizi, lokmamızı, odamızı paylaşma günüdür. Bugün dayanışma günüdür, başka bir gün değildir sevgili arkadaşlarım. Biz buradayız. Ahmet, Diyarbakır il ve ilçe örgütündeki bütün arkadaşlarımız sizlerle birlikte olacak. Biz de buradayız ve sizinle dayanışma içerisindeyiz. Hepinize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sizinle birlikteyiz ama en kısa zamanda yakınlarınıza kavuşmanızı yürekten temenni ediyoruz. Hepimize geçmiş olsun. Allah bir daha böyle büyük felaketler yaşatmasın diyorum. Amin. Amin. Evet, HDP Eş Genel Başkanı'nı birlikte dinledik ama sevindirici bir haber de var. Bizzat Pervin Buldan'ın önünde konuştuğu enkazdan, Bağlar'da, Diyarbakır Ahmet Bağlar'daki enkazdan 4 kişi de sağ olarak kurtarıldı. Bu bilgi de geldi. Depremde bu tür şeyler de var. Dayanışmaya çok ciddi dikkat çekti. Ben bu boyutuyla sormak istiyorum. Bir turda böyle gerçekten ne eleştirimiz varsa tamam saklayalım, yapmayalım, edelim ama ciddi bir dayanışmaya ihtiyaç var. Yani büyük bir dayanışma ağını örmek nasıl mümkün olacak? Bu konuyla ilgili de son turda birer görüşlerinizi alalım, çağrılarınızı alalım, öyle programı bitirelim diyorum. Gönül Hanım, isterseniz sizden başlayalım. Evet, bugün gerçekten de dayanışmanın çok elzem olduğu bir süreci yaşıyoruz. Bugün
birbirimize dokunmanın ne kadar önemli olduğunu görebiliyoruz. Bugün birbirimizin yaralarını sarmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Evet, bugün işte insanların o yalnızlığını, o kimsesizliğini paylaşmanın ne kadar önemli olduğunu görebiliyoruz. Onun için mümkün olduğunca hiçbir düşünce ya da hiçbir fikir ayrılığına girmeden, hiçbir o ötekileştirmeyi ve yalnızlaştırmayı, ayrıştırmayı en azından tamamen yok edemiyorsak bile bu dönem içerisinde bunlardan uzaklaşıp bugün birbirimize dokunmanın, birbirimize yardım etmenin, birbirimizle dayanışma içerisinde olmamız gerektiği düşüncesiyle hareket etmek lazım. Tekrar dediğimiz gibi buradan en azından sağlık boyutuna baktığımızda ya da sağlık emekçileri olarak burada bir şeyler söylemek gerekiyorsa, hem maddi hem manevi hem de hizmet anlamında bizler göreve hazırız. Bizler bu konuda üzerimize düşeni yapabilecek o duyarlılığı, o dayanışmayı göstermeye hazır olduğumuzu da tekrar burada dile getirmek istiyoruz. Aynı şekilde bizim kendi örgütte olduğumuz bütün illerde de bu duyguları paylaşan binlerce arkadaşımızın olduğunu, yüzlerce arkadaşımızın olduğunu da biliyoruz. Yeter ki bu konuda talep gelsin, yeter ki bu konuda bizden destek istensin, dayanışma istensin. Bu dayanışmayı her zaman için göstermeye hazır olduğumuzu da tekrar burada iğnelemek, tekrar burada söylemek istiyorum. Peki. Naci Bey, sizden de bu bağlamda son sözlerinizi alalım. Dayanışmayı örmek nasıl mümkün olacak? Ne yapmak lazım? Ya bizim aslında kadim bu topraklarda hem Anadolu hem Mezopotamya coğrafyasında halklarımızın böyle bir dayanışma kültürü esas olarak vardır. Acıyı paylaşmak, düşkün olana yardım etmek, birbirine sahip çıkmak gibi. Bu hani son yıllarda biraz erozyona uğramışsa da biz bu şeyin mayalı olduğu bir toprakta yaşıyoruz. Bize düşen görev bu dayanışmayı örgütlü hareketler olarak tabii. Çünkü bu iş bir örgütlü şey de ister. Bireylerin katkısı çok önemlidir. Ama örgütlü hareketler, sivil toplum, siyasi partiler, demokratik tip örgütleri, sendikalar böylesi günlerde bütün olanaklarını seferber etmeliler. Biz bu konuda zaten kararlıyız. Bu konuda bugünden beri yoğunlaşmış haldeyiz. Buradan bütün demokrasi güçlerine, bütün sivil topluma, örgütlü bütün kesimlere, kurumlara bu dayanışma için bir saniye bile beklemeden, çünkü zamanla yarışıyoruz. Hem can kurtarmak hem de can hayatta kalanları da korumak, kollamak, onları barınma ve her türlü olanakları açısından desteklemek göreviyle karşı karşıyayız. Kol kola, omuz omuza bu süreçten çıkabildiğimiz kadar başarıyla çıkmak için herkese buradan bir çağrı yapmak isterim. Bu kadar. Teşekkür ederim. Peki. İrfan, son sözü de senden alalım ve programı senin sözlerinle bitirelim. Buyurun. Vallahi yani bir taraftan acil yapılacak olanlar var. Bir taraftan önümüzdeki günler için yapılması gereken hazırlıklar var. Biz hani gazeteciler olarak, siz Avrupa'da, biz burada, herkes elinden geldiğince enkaz altında sesimi duyan var mı diye haykıranların o sesini duymak ve duyurmak bizim temel işimiz, bu olacak. Öte taraftan da hani medya haber izleyicileri için de söylüyorum. Gerçekten tekrar ve tekrar kimsenin onlara ulaşmasını beklemesinler. Herkes bir şekilde elinden gelen dayanışmayı, yardımı, desteği nasıl sağlayacaksa, beden gücü ise beden gücü, işte temel giyim desteği ise o, fark etmez. Herkes elinden geleni bir an önce yapsın, yapmalıdır. Çok hava çok soğuk, insanlar çok çaresiz durumdalar. Çok sayıda, bakın, yerelden sürekli haberler geliyor. Pek çok bölgeye hala AFAD'ın E'si bile ulaşmamış. Hala onların kırmızı yeleğini bile görememiş
enkazlar var. Dolayısıyla bir yandan da kurtarma çalışmalarına destek olmak üzere sağlığı sıhhati yerinde olan dayanıklı gençlerin bir şekilde yerel belki mülki amirliklerle de iletişime geçerek sevk olması, gitmesi ve desteğe bir an önce el atması gerekiyor. Onun dışında söylenecek bir şey yok. Ben de hani birkaç gün içinde bölgeye gideceğim. Gitmememin bir sebebi de açıkçası hem bugün yolların çok kötü olduğunu giden arkadaşlar söyledi, hem de orada bir yandan da trafiğe yapılacak en ufak bir şey bile, negatif katkı bile bir ambulansın geçişini engelleyebilir. Bu tür konularda da dikkat göstermek gerekiyor. Bugün Diyarbakır için de HDP çok sayıda hatırlatmada bulundu. İnsanların trafiği tıkamamaları, hastane yollarını, enkaz olan yerleri müdahaleye açık hale getirmeleri gerekiyor. Yapacak çok şey var. Maalesef biz hani bu böyle unutulup gidilecek bir deprem değil, tarihi bir enkaz. Yüzyıl boyunca herkesin hafızasına kazınacak bir büyük trajedi. Bundan ders çıkarıp çıkartmamak artık şu anın konusu değil. Şu anda esas konumuz bu binaların altından sağ insanları çıkartmak. Evet. Peki, çok teşekkürler Gönül Adıbelli, SES Eş Genel Başkanı, Naci Sönmez, HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı ve gazeteci arkadaşımız İrfan Ak'tan emek ve katkılarınız için sağ olun, var olun. Sağ olun. İyi akşamlar. Evet, sevgili izleyiciler, büyük bir deprem yaşandı. 10 il birebir etkilendi ama koca bir coğrafya, Mısır'dan Suriye'ye, İran'dan, Irak'tan, Kuzey Kürdistan, Güney Kürdistan, Rojava Kürdistan'ı ve Türkiye, her tarafa geniş bir coğrafya etkilendi. Biliyoruz çok uzun zaman konuşulacak ama acıların da çok kısa zamanda sarmak mümkün olmayacak. Tekrar hepimize geçmiş olsun. Yaşamını yitirenlere bir kez daha rahmet diliyoruz. Yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Biz bu konuda yaraları sarmak için elimizden geleni yapacağız. Sürekli yayında olacağız. Tüm gücümüzle o insanlara destek için burada olmaya devam edeceğiz. Bir dahaki programlarda buluşmak dileğiyle. Sağ olun, var olun.